Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Sorumlusu sevgili Elif İlhanoğlu var. Elif, günaydın, merhabalar. Dış Haberler deyince günaydın, seninle merhaba. Konuşmak istedim. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyi umarım. İyi Evet, yayınlar senin diliyorum. sesini duydum, daha iyi oldum. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri gücün, ekonominin, özgürlüğün, demokrasinin beşiği diye kendinden söz eder. Süper güç olmakla övünür durur. Ancak hem bir pandemi kriziyle uğraşıyor, tüm dünya uğraştığı gibi, ama Birleşik Devletler'de tabii çok önüne geçilemeyen durumlar da yaşandı, yaşanmadı değil. Bir de hemen bunların hemen arkasından siyahi bir şüphelinin beyaz bir polis tarafından öldürülmesiyle bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri dünyanın gözünü kulağını çevirdiği bir yer olduğu konuşulur hale geldi. Dün de Minneapolis'te olayların yaşandığı esas yer, yani cinayetin işlendiği, olayın vuku bulduğu yerde zaten Minneapolis olaylar vardı. Donald Trump'ın hemen önüne geçin, oturduğum yerden oturup bunun bitmesini bekleyecek değilim şeklindeki açıklamaları var. Bir öğrenmek isterim senden. Birleşik Devletler'de sence şu an ne yaşanıyor? Sonra tabii başka sorularım da olacak. Evet. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Güzel bir başlangıç yaptınız aslında. Amerika kendini nasıl tanımlıyor? İşte özgürlükler, demokrasi, güç, para vesaire, siyaset. Ama bugün herkes şunu konuşuyor. Amerikan rüyası sona eriyor. Yani bütün dünyanın, sadece Asya'nın değil, bizzat Amerika ideologlarında, Avrupa'nın da, Batı merkezlerinin de Amerikan rüyasının sona erdiğini dillendirdiği, yüksek sesle söylediği bir dönemdeyiz. Şimdi hemen güncel olaylara gelirsek, oradan belki de doğru gideriz Amerika'da ne oluyor ne bitiyor, ama 4 gün önce 4. gününe girdi olaylar Amerika'da. Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyahi bir vatandaş, bir ihbar üzerine beyaz polisler tarafından gözaltına alındı ve gözaltı işlemi sırasında da boğazına bastırılarak, bizzat polisin ayağıyla boğazına bastırması sonucu defalarca nefes alamıyorum diye yalvarmasına rağmen çevredekilerin de kameraya aldığı, eden insanların kameraya aldığı, görüntüye aldığı bir ortamda beyaz polislerin altında aslında George Floyd can verdi. Bu olay üzerine tabii görüntüler sosyal medyaya yansıdı ve olay üzerine çok büyük bir infial çıktı. Önce eyalette başladı, Minnesota eyaletinde başladı eylemler, çok protestolar, işte polis ırkçı, polis şiddeti, bunu cinayet olarak adlandırıp bu şiddeti, cinayeti protesto eden gösteriler başladı. Göstericiler adalet istedi, bu olayı yapan, George Floyd'u öldüren polisin yargılanması, cezalandırılmasını istediler. Fakat göstericiler aynı şekilde çok büyük bir polis şiddetiyle karşılaştılar. Yani 4 gün önce Minnesota'da olaylar başladığında değil, o noktadan yayın yapmaya çalışan CNN International muhabir ve kameramanı da polis şiddeti. CNN muhabiri gözaltına alındı. Aynı şekilde diğer basına karşı da şiddet uygulandı. İşte gaz yaşartıcı bombalar, ondan sonra plastik mermiler, çok şiddetli polis müdahale etti. Polis şiddetle müdahale edince olaylar daha da büyüdü. Düşünün, böyle bir acının ardından insanlar adalet arıyor. Zaten bu tek bir olay da değil. Uzun süredir, özellikle son bir senedir de siyahi vatandaşların ABD'de polis şiddetine, ırkçı bir şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Ve bu olay öncesinde yaşanan hiçbir olayda, bir katliamda sorumlular ceza almadı, yargılanmadı. Olayların üstü kapatıldı. Tabii bu Amerika Birleşik kapatıldı. Devletleri'nde ilk polis şiddeti değil. Yani üstelik ilk ırkçı polis şiddeti değil. Ben de sana onu soracaktım. Evet. Çok yakın tarihte de, sen gençsin ama eminim bilgi dağarcığında vardır. Çok yakın tarihte de biz yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kontrolsüz bir polis şiddeti, üstelik de ırkçı bir polis şiddeti haberini bu ekranlarda ya da başka ekranlarda konuştuk. Ya da haberini okuduk, dinledik, verdik, seyrettik, neyse. Ne oldu mesela onlara? O polislere mesela, o polislerin akıbeti ne oldu? Tamam, şimdi bu tutuklandı, cinayetten yargılanacak, ama daha öncekilere dair bilgi dağarcığında bir malumatın var mı?
Şimdi bu olayın zaten bu kadar büyümesinin sebeplerinden biri de bu, unsurlarından biri de bu. Bu birikim oldu aslında. Çünkü daha önce olan hiçbir olayda polisler şüpheli diye gözaltına aldı, sokakta yolda geçerken durdurup çekip vurdu, evine baskın düzenleyip Los Angeles'ta öyle olmuş yani evine baskın düzenlemişlerdi, uyuşturucu var diye vurmuşlardı çekip siyahi bir vatandaşa, fakat evde uyuşturucu olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu gibi pek çok olay var son dönemde yaşanan son birkaç yılda ve bu olayların hiçbirisinde polisler yargılanmadı, olayların üstü örtüldü. Amerikan yasası da zaten buna müsaade ediyor. Dolayısıyla burada aslında bir birikim var diyebiliriz. Siyahi vatandaşların, hatta sadece siyahi vatandaşlar da değil, beyazlar da sokağa çıktı. Adalet aradı. Bu ırkçı polis şiddetine karşı beyazlara yönelik de polis şiddeti var ama burada özellikle ırkçılığın öne çıktığını görüyoruz. Adalet aradı. Daha önceki olayların da yargılanmasının, üstü kapatılan olayların yargılanmasının, kurbanların adalet bulmasının istendiği bir hava, atmosfer görüyoruz. Dolayısıyla şimdi Minnesota eyaleti başladı ama büyük bir polis şiddeti karşısında olaylar diğer eyaletlere de yayıldı. Çünkü Trump da, ABD Başkanı Donald Trump da olayları sakinleştireceğini Twitter'dan Onu aksine soracaktım sana, evet. kışkırtan ırkçı, o da kendisi de ırkçı açıklamalarda bulundu. Belediye başkanını ve Minnesota Belediye Başkanını, valisini tehdit etti. Asker gönderirim oraya, siz dindiremiyorsunuz dedi. Ve göstericilere de George Floyd ile alakaları yok, bunlar eşkıyalar dedi. Tabii Trump'ın bu Twitter'dan yaptığı paylaşımlar üzerine Trump'ın tweetlerini, ABD Başkanı Trump'ın tweetlerini ırkçı söylemler içerdiği gerekçesiyle durdurdu, engelledi. Orada da ayrı bir tartışma yürüyor. Fakat olaylar diğer şehirlere yayıldı. Los Angeles'ta Hatta az önce elimde olsa bahsettiğim gibi. kapatırım şeklinde de Trump'ın son bir açıklaması var. Yani Evet. Twitter'la bayağı bir, yani bu mecrayı da çok sık kullanan bir lider Trump ve bayağı bildiğin kendi kendine bir savaş açtı bu mecraya, bu sosyal medya platformuna. Ve son olarak da bu kadar basın özgürlüğünden ve hak ve özgürlüklerden bahseden bir ülkenin başkanı olarak da elimden gelse kapatırım ifadesini kullandı. Zaten Trump dün bir yasa imzaladı, yasa onayladı, imzaladı. Sosyal medya, Twitter'da bu sosyal medyada yapılan paylaşımlardan sosyal medya şirketleri, yöneticileri sorumlu olacaklar. Yani Twitter yapılan paylaşımlardan sorumlu olacak. Bu yasayı da imzaladı. Bu yasada büyük tartışmalara yol açtı. Biliyorsunuz ABD şu an işte Hong Kong'da, dünyanın çeşitli yerlerinde antidemokratik yönelimlerle insanları aslında suçlarken, şimdi diğer yandan ABD'de böyle bir olayın yaşanması aslında basın özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne ket vurulması olarak da getirildi. Bu tartışma da diğer yandan yürüyor. Fakat Trump'ın bu tweetleri üzerine Los Angeles'ta işte az önce bahsettiğim o öldürülen siyahi vatandaşın adaletini aramak için orada da olaylar bürüdü. Amerikan bayrağı yakıldı. Kentucky'ye sıçradı olaylar. Kentucky'de havaya ateş açıldı. Kimin açtığı bilmiyor ama göstericiler polisler tarafından açıldığını söylüyor. 11 yaralı var. Minneapolis'te yine havaya ateş açıldı. Orada bir vatandaş hayatını kaybetti gelirler sırasında. Şimdi New York'ta eylemler devam ediyor. New York'a sıçradı ve Trump en son yine Twitter hesabından bir tehdit vurdu ve ulusal muhafızları dedi harekete geçiririm dedi. Şimdi bu sabaha karşı da yeni olaylara sahne olduk Amerika Birleşik Devletleri'nde. Washington'da olaylar Washington'a sıçradı ve Beyaz Saray önüne göstericiler Beyaz Saray önüne yığıldı ve barikatları yıkarak George Floyd'a adalet, nefes alamıyoruz. George Floyd'un ölmeden önce söylediği son Son sözlerdi. Bu sözler. zaten eylemlerin mottosu haline geldi, nefes alamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Siyahilere adalet, siyahilerin yaşam hakkı vardır. İşte George Floyd yazılı ellerinde dövizlerle barikatlara dayandılar. Beyaz Saray'ın önünde ve barikatlar yıkıldı. Polis göstericilere müdahale etti ve gösteriler sırasında Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağı, ABD bayrağı yakıldı ve Beyaz Saray'a doğru
göstericiler ABD Peki bu bayrağını olay nereye salladılar. evrilir? Zaten pandemiyle çok yoğun şekilde uğraşan bir Birleşik Devletler var. Şimdi bir de bu böyle bir kriz yaşıyorlar kendi içlerinde. Bu nerede sakinleşir? Ya da işte Trump'ın o tehditleri gerçeğe döner mi? Gerçekten muhafız ordusunu sahaya indirir mi ve sert bir müdahale olur mu? Çünkü şöyle de bir ifadesi var. Yağma olması halinde silahlar konuşur diyor. Şimdi birincisi olaylar durulacağı benzemiyor. Bu bahsettiğim olaylar sabah karşı bugün 2.30-3 gibi en Evet. son Beyaz Saray'ın önüne dayanmıştı gösteriler. Benzer saatlerde Atlanta'da da CNN binası kuşatıldı biliyorsunuz. Çok kalabalık bir şekilde ve ateşe verildiği noktalar vardı. Trump diğer yandan da Minnesota eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ve Pentagon en son Beyaz Saray önündeki olaydan sonra ülke çapında olayların bastırılması için askere hazır olma emri verildiğini duyurdu. İşte olaylar büyüyor, işte Teksas'a yayıldı, orada polis araçları ateşe veriliyor. Ama diğer yandan da Pentagon askere hazır olma emri veriyor, çağrısı veriyor. Şimdi aslında şöyle özetleyebiliriz, yani nereye varacak dediniz. Bu Texas'ın George Floyd olayıyla birlikte ortaya çıkan büyük bir aslında patlama değil, Evet. büyük bir olay değil, yani tek başına George Floyd'un öldürmesiyle Evet. birlikte ortaya çıkmadı. Bir birikim var ülkede. Birinci, uzun süredir, yıllardır devam eden, zaten siyahilere karşı adaletsiz, eşit olmayan ırkçı tavırlar, bizzat yöneticiler tarafından ve polisler tarafından uygulanan ırkçı şiddet, bu koronavirüs yüzünde kendisini daha da gösterdi. Çünkü şimdi ülkede rakamlara baktığımız zaman 1 milyon 700 bin üzerinde vaka Evet. var ve en son 103 binin üzerine Evet. çıkmıştı ölüm sayısı. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın, ülkenin gerekli kurumlarının, sağlık kurumlarının açıkladığı oranlara baktığımızda özellikle büyük bir kısmının siyahi vatandaşlar, Afrika kökenli siyahi vatandaşlar olduğunu, o mahallelerde yaşayan insanlar olduğunu görüyoruz. Yani buradan şu çıkıyor, o mahallelerde yaşayan insanlar yeterli sağlık hizmetlerine ulaşamadı bu koronavirüs salgını sürecinde. Testler yapılmadı, yeterli test yapılmadı. Hastanelere ulaşamadılar, tedavi imkanlarından faydalanamadılar. Ve aslında koronavirüs salgınında sıkça bahsedilen bağışıklığın yüksek tutulması, sıkı beslenilmesi, bu imkanlardan yararlanamadılar. Pek çok kişi kirasını ödeyemedi, Hatta evlerinde şöyle bir suların şey kesildiğini okudum ben. söylediler. Daha zannediyorum sen daha hakimsin benden bilirsin. George Floyd'un da pandemi döneminde işsiz kalan milyonlarca Amerikan vatandaşından biri olduğu söylendi. Doğru muymuş? Ben de Doğru. oymuş. Anladım, anladım. Tamam. Doğru. Bir yandan da dediniz, ben buna da değinelim. İşsizlik Evet. rakamı da işte son haftanın işsizlik açıklanan işsizlik rakamı 2.1 milyondu. İşsizlik başvurusu, maaşına başvuru. 10 haftada toplam 40 milyon 700 bin işsizlik maaşı başvurusu oldu. Yani siyahi vatandaşların evlerinden olduğunu, kira ödeyemediğini, işte imkanlardan yararlanamadığını, işsiz kaldığını yoğunlukla görüyoruz ve ülkenin sağlık bakanı çıkmıyor. Trump'ın en son atadığı bu süreçte sağlık bakanı Azar çıkıyor, bir açıklama yapıyor ve diyor ki Amerika biliyorsunuz salgının merkezi haline geldi dünyada ve bütün öfke, aslında halkın öfkesi de yönetime burada yönelmiş durumda ve sağlık bakanı bu koşullarda çıkıp dedi ki aslında ülke kötü durumda değil, bu kadar vaka sayısının yüksek olmasının siyahi Afrika kökenli vatandaşlar sorumlu, azınlıklar sorumlu çünkü onların bağışıklık sistemi çok düşük dedi. Böyle bir Yani böyle kayıştırma yaptı yani. evet, insanlık dışı bir söylemle kendi üzerlerinden suçu atmaya çalışan, yani biz onlara imkan sağlayamadık değil de onların bağışıklık sistemi düşük Evet, gibi, evet, ırkçı evet, korku söylemler evet. zaten Yani salgın bunların hepsi süresince üst üste geldiğinde ortam. sevgili Elif İlhanoğlu, George Floyd'un öldürülmesinden hariç, bütün bu yaşananlar, pandemi sürecindeki kriz, işsizlik, ekonomik zorluklar, daha önce ırkçı polis şiddetinin mükerrer yaşanmış olması Birleşik Devletler'de belki de bu olayın bu defa olduğundan daha büyük tepkileri getirmesine neden oldu. Olabileceğinden daha Şöyle, büyük tepkileri getirmesine evet, neden şöyle oldu. düşünün.
Ülkede 100 binin üzerinde insan ölüyor, 1 milyon 100 bini aşkın vaka var ve ülkenin başkanı, devlet başkanı çıkıyor gülerek golf oynuyor. Donald Trump'ın golf oynadığı görüntüler bütün ABD basınına yer aldı. Bizzat New York Times, Washington Post manşetlerinden eleştirdi bunu ve insanlar acı içerisindeyken, sokaklarda, New York'ta insanlar sokaklarda ölürken, morglar, insanlar, cesetler morglardan taşarken, toplu mezarlar kazılırken ülkenin devlet başkanı çıkıyor, gol oynuyor gülerek. Peki. Elif İhanoğlu, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler paylaştın bizimle. Kolay gelsin. Ofisten çalışmaya devam edeceksin zannediyorum bir süre daha. Doğru mu? Evden çalışmaya devam ediyoruz. Evet, bir süre daha. Burada sistemimizi kurduk. Şimdilik ilerliyoruz. Görüşmek üzere o zaman. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir gazetecisin sen. Dış haberler konusunda da hayli yetkin ve etkinsin yaşına göre. Teşekkür ediyoruz katılımınız için.